Merhaba arkadaşlar. Bugün size evde yapılabilecek karın egzersizleri göstereceğim. Bu egzersizleri erkek ya da bayan bütün arkadaşlar uygulayabilirler. Evinizin müsait böyle kaygan olan bir yerini seçin. Burası parke de olabilir, mahalleye de olabilir. Bu şekilde bir zemin seçerseniz ve bizim için gerekli olan materyal sadece bir tane yastık. Ve altınıza da bir şey serebilirsiniz. Bu spor petleri de olabilir. Güzel bir pet de alabilirsiniz. Veya normal bir yastık tarzında bir şey de kullanabilirsiniz. Evdeki imkanlarla yapacak olursak. Şimdi hemen egzersizlerime başlıyorum. Egzersizleri arkadaşlar birer tekrar yapacağım. Ve 5 egzersiz bir set olmuş olacak. Bu şekilde 3 ya da 4 set yapabilirsem zaten arkadaşlar setlerimi tamamlamış ve maksimum verimi almış olacağım. Bunu gün aşırı değil, nasıl uygulayabiliriz? 2 günde bir, 3 günde bir uygulayabiliriz. Zaten kaslar yeteri kadar bu antrenmana el vermeyecektir. Hemen birinci egzersizime geçiyorum arkadaşlar. Birinci egzersizim, karının alt bölgesini, yani alt karın bölgesini hedefleyen bir egzersiz. Bacaklarımı indirip kaldırma egzersizi yapacağım şimdi. Kollarımı arkaya atıyorum arkadaşlar. Bacaklarım dizden hafif şekilde kırık ve açılı bir şekilde indirip kaldırıyorum. Dikkat ediyorsanız bacaklarımı tekrar ayak uçlarımı yere değdirmiyorum. Evet, egzersizlerimi 20'şer tekrar veya 20 saniye ya da 30 saniye şeklinde süre tutarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde verim daha fazla alacaksınız arkadaşlar. Hemen durmadan ikinci egzersizime geçeceğim şimdi. İkinci egzersizim karın bölgesine bacaklarımı çekme. Bu şekilde bir yastık kullanırsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Kollarım burada sabit. Evet. İkinci egzersizim de bu şekildeydi. Üçüncü egzersizime geçiyorum hemen arkadaşlar. Üçüncü egzersizim çapraz crunch egzersizi. Şu şekilde kollarımı yine arkaya attım ve dizlerimi çekiyorum. Çapraz şekilde crunch yapacağım arkadaşlar. Evet. Dördüncü egzersizim yastıkla yapabileceğim bir egzersiz. Siz bunu normal bir makara kullanarak da yapabilirsiniz. İnternette satılan aletler var. Ama görek yok diyorsanız bu şekilde bir yastıkla da yapabilirsiniz. Dizlerinizin altına da bir şey koyarsanız dizleriniz acımaz. Burada da zeminin negatif yönünü almamış oluruz. Evet, hareketi şu şekilde yapılıyor. Üst karın kaslarımı daha çok izole şekilde çalıştıran bir egzersiz. Evet, bu egzersizin de yapılışı bu şekilde. Yine süreli şekilde ya da 20 tekrar şekliyle yaparsanız dediğim gibi verimi en üst seviyede alacaksınız arkadaşlar. Bundan sonra da son egzersizim plank egzersizimiz. Plank egzersizimizde zaten herkes biliyor. Sabit bir şekilde çalıştırdığımız kaslarımızı bu şekilde gerdirerek yağ yakmaya devam ediyoruz. Ve karın kaslarımızı ortaya çıkartıyoruz. Evet. Son hareketimi de yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi hiç ara vermeden 20'şer tekrar şekliyle 5 hareketimi yapıp bir set şeklinde düşünmem gerekiyor bunu. Bunun arkasından 2, 3, 4, 5 şekliyle de bunu arttırabilirim. Böyle bu setleri bu şekilde çalışabilirim. Ben o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evde özellikle karın kaslarını çalıştırmak isteyen arkadaşlarım, bayan ya da erkek fark etmez. Bu hareketleri herkes yapabilir.
en verimli olan 5 tane egzersiz seçtim aralarından ve onları maksimize ederek çalışmaya gayret ediyorum. Umarım arkadaşlar bu video sizlere faydalı olmuştur. Kendinize dikkat edin, sporla kalın, mutlu kalın.